Merhaba değerli izleyiciler. Ötekilerin gündemi olarak 2022-2023 yılına ilişkin yaptığımız programın konuklarımız Eğitimsen Ahmet Birnoğlu Şube Eş Başkanları Emine Akşahin, Zülküf Güneş. Sayın Güneş, 2022 yılını değerlendirsen neler söyleyebilirsiniz? Merhabalar. Öncelikle Diyarbakır Eğitimsen şubeleri adına bu yılın bütün halkımız adına bütün öğrencilerimiz ve bütün eğitim emekçileri için önümüzdeki yılın işte barış içerisinde verimli bir yıl geçmesini dileyerek başlamak istiyorum. 2022 yılı gerçekten eğitim iş kolunda, eğitim alanında büyük sorunlarla beraber eğitim süreci yürütüldü. Kalabalık sınıfların, mevcutların çok fazla olmasından tutun da pandeminin beraberinde bıraktığı enkazın hala ortada olması, ekonomik krizin ciddi anlamda öğrencilerin beslenmesinden tutun da ulaşıma kadar, kırtasiye ücretlerine kadar birçok konuda hem öğrencileri hem velileri, ebeveynleri ciddi anlamda zorladığı bir yıl oldu. Yine mevsimlik işçi sorununun kentimizde hala ciddi anlamda bir sorun olarak ortada durduğu, öğrencilerimizin bu temelde bahar aylarıyla beraber mevsimlik işçi olarak çalışmadan kaynaklı okuldan koptuklarını söyleyebiliriz. Yine bu yıl içerisinde bir öğrencimiz mevsimlik işçi olarak çalışırken narenciye makinesine kapılarak yaşamını yitirdiği bir yıl oldu. Buradan hem bu öğrencimizi hem de bütün mevsimlik işçi veya iş cinayetlerine kurban giden çocuk işçileri de tekrar anmak istiyorum. Yine mülteci çocuklara ilişkin sorun hala ortada. Yeteri kadar eğitim faaliyetlerinden faydalanamadı bu öğrencilerimiz. Aynı zamanda eğitim emekçilerinin de ciddi anlamda sorunlu olduğu bir yıldı, 2022 yılı. Neydi bu sorunlar? Dediğimiz gibi ekonomik kriz sabit gelirli eğitim emekçilerini ciddi anlamda etkiledi. Tabii hem kamuda çalışan öğretmenler hem özel sektörde çalışan öğretmenler bu anlamda derin bir etkilenme söz konusu oldu. Hala ataması yapılmayan 700 bin eğitim emekçisinin bu yıl içerisinde de bu sorunları çözülmedi. Yine asgari ücretin yarısına denk gelen bir ücretle çalışmak zorunda kalan ücretli öğretmenlerin sorunları çözülmedi bu yıl içerisinde. Yine bu yıl başından itibaren hazırlanan bir öğretmenlik meslek kanununda bu az önce saydığımız gruplar görmezden gelindi. Bu meslek kanunu da tamamen öğretmenleri ayrıştıran bir meslek kanunuydu. Bu maalesef bu 2022 yılı içerisinde eğitim emekçileri adına bir utanç olarak ortada duruyor. Ben şimdilik bunları söyleyeyim. Sayın Akşay'ın 2023'e ilişkin dilek ve temennisi. Ben de 2023 yılının bütün çocuklarımızın, Türkiye'de yaşayan bütün çocuklarımızın kendi ana dilinde adil, eşit, ücretsiz bir eğitime ulaşabilecekleri bir yıl olmasına, eğitim emekçilerinin de gene ekonomik, özlük, mesleki ve demokratik haklarının ve taleplerinin karşılanacağı bir yıl olmasına ve Türkiye'deki bütün insanların, bütün farklı kesimlerin birbirini kardeşçe kucaklayacağı, barış dolu bir yıl olmasını temenni ederek 2023'e merhaba demek istiyoruz. Biz de Ötekilerin Gündemi olarak hem yeni yılınızı kutluyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkürler. Ayrıca 2022 yılı içerisinde hakkını arayan, sendikal mücadele yürüten eğitim emekçileri bu anlamda soruşturmalar ve açığa almalara kadar varan bir süreç yürütüldü. Hala o hal kaldırılmış olmasına rağmen o halin hala etkilerini maalesef kentimizde görebiliyoruz. Bir basın açıklamasından dolayı hala öğretmenler açığa alınabiliyor, soruşturma geçirebiliyor ve ihraç edilen, KHK'lerle ihraç edilen yüzlerce, binlerce arkadaşımız hala görevlerine dönemediler. Hem OHAL komisyonunun oyalama süreci hem mahkemelerin bu konuda ağır iş yürütmelerinden kaynaklı binlerce kamu emekçisi hala mağdur durumda.